أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Muhterem ve aziz seyircilerimiz, Allah-u Teala'nın selamı, bereketi, rahmeti, bütün yaxşılıqları sizin üzerinizde olsun. Kendi ne için acaba rubrikasında sizlerle beraberimiz ve sizden gelgen suallerine kısa bir şekilde cevaplamağa tırışamız, cevaplar vermeye tırışamız. Allah-u Teala yardımcımız olsun ve bugün sizden gelgen bir sual var. Seyircimiz soray, çirkef suunu ayak basan yerge tökmege olmay ne için acaba? Çirkef su degenimiz işte yuğandan sonra ya da bir şey yuğandan sonra kirli su manağa kele işte din boyunca müstamel deyler, müstamel sular deyler oha. Ona bakhamız vaqt gerçekten dinimiz bütün hani qaysı su temiz, qaysı su kirli, hangi su ne yapılır deyip böyle açıklay. Bu meselelerde bizim mezhep imamımız Ebu Hanife pek katı tura öyle olğanı aytmağı mümkün ve çirkef su degen şeyini niçin yollarga tökülmez deyip, bunda soray var, niçin yolga koyulmaz deyip soray var. Hem din boyunca hem de adam düşüngene vakit, tabi ki aklına olan kelir insanların böyle gezgene yerlerde, insanların yürügene yerde bu pis olgan, kirli olgan su tökülmez. Çünkü yani içinde bir şey yolsa bile o yolgan şeyin necaseti, yani bir kirligi, yani anda kala mutlak bir şekilde kala ve o da hem yürüyen adamın üstüne sıçraması, bunun yanında işte urbasına, namazına, abdestine zarar vermesi mümkün. İnsanı kıyın bir malga düşürmesi mümkün. Onun için Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretkeni gibi biz yolda başkalarına eziyet edecek her şeyini. Taş olsun, bir çöp olsun, bir ne bileyim tayak olsun, başka şeyler olsun, onları almak gerekmez. Bu güzel bir ibadettir, balban bir sevaplı bir iştir, onu unutmayacağımız. İnsanın keçmeselerini rahat olması için kolumuzdan kelgene yapacağımız. Bu yanda Hazreti Peygamberimizi hatırlağımız vakit, öyle hikayeler, öyle rivayetler geçecek ki, yani gerçekten yoluna her vakit dikenlerini, o çirkef sularını, bütün pisliklerini tökken adamlar var idi. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabırlarla bunlara karşılık verip de, yani bazılarında İslam'ı kabul etmesine vesile olgan idi. Allah-u Teala cümlemizge gerçekten de tertemiz olmağa, yüreklerimizin temiz olmasını nasip eylesin inşallah. Allah-u Teala yar ve yardımcı olsun.